YouTube'cum. Chat, hemen bir YouTube'a selam çakalım chat. Dost yazki. YouTube'cum, bir like atarsanız, yorum yaparsanız, dümenden de olsa ne kadar çok yorum yaparsanız bunlar bizi üstlere çıkartıyor. İki tane elması da kaptık. Aşağıdaki kick linkinden yayınlarımıza da gelin. Ramazan sonuna kadar 20-15. Ramazandan sonra 20-0. Biz bu arada Müge Anlı'da Derya dosyasına başladık. Bütün köyü birbirine veriyor. Selman Can Ofikal fotoğraflarımızı beğenmiş o derece. Instagram Tamer Er, bu arada iki tane. Onu da takip edebilirsiniz yani. Official hesap. Başlıyoruz. Bismillah. Malbonte, Malbonte. Evet abla, al. Bir dakika. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sesi kısalım. Evet. Neredeydik? Bu ne ya? Durmadan oyna. Bir dakika, bu ne? Kali, biz neredeyiz oğlum? Heh, oynamaya devam et. Biz buradaydık değil mi? Çek, buydu değil mi? Heh. Bölüm 8'e 10 derken arkadaşlar, birinci sezonun bitmesine 2 bölüm mü kaldı demek istiyor chat? Ha? Birinci sezonun bitmesine 2 sezon 2 bölüm mü kaldı demek istiyor? Rosalie'cim hoş geldin canım benim. Canlı yayına hoş geldin. Canlı yayınlar büyüktür ol arkadaşlar. Hı? Birinci sezon 2 bölüm sonra bitiyor. O zaman şöyle bir durum var chat. Bugün 9'u bitireceğiz. Yarın yok, perşembe oyunu bitiriyoruz o zaman hocam. Hocam o zaman perşembe oyunu bitiriyoruz. Daha sonra ikinci sezon. Abi Insta DM'den ben bir süre şey attım sana, tek taraflı. Canım benim, ben onlara bakıyorum. Attığınız şeyleri, videoları. Onlara bakıyorum. Onlar önemli. Sizin attığınız videoları zaten yayın şeyine kaydediyorum. Buraya kaydediyorum. Ondan sonra bakıyoruz onlara birlikte. Abi selamlar. Bir öğrenci kardeşin olarak köpekler için güzel bir ürün satmaya başladık. Desteklemek istersen at, bizim Discord'a atmak istersen belki hani böyle köpeklerle ilgili destek vermek isteyen şey yapan olursa destek verirler. Bölüm 8. Geride bırakmamak. Bismillahirrahmanirrahim. Sami... Aa, Sami öldü. Aa, Pitbull Sami öldü. Onu unuttuk. Pitbull Sami öldü. Ha, Discord'da alışveriş paylaşım şeyi varmış. Oraya atabilirsin gülüm. Ünlem DC. Sağ olsun, bizimkiler güzel kanallar açmışlar oraya. Kötü bir rüya gibi geliyordu. Aynı zamanda güneş giden bir melek ruhunun peşinden gidiyormuş gibi saniyeler içinde ufkun arkasında kayboldu. Geri çekilin. Derhal. Harold meleğin bedeninin üzerinde donup kaldı. Sonra eğildi ve onu döndürdü. Sami'nin kolları iki yana açılıp devrildi. Defolun. Defolun. Zeynep İşkom hoş geldin güzelim benim. Burada bakacak bir şey yok. Kimse kıpırdamadı. Defolun. Defolun ayol. Sesinin tehdit dolu yankısı gök ağaçlarında oturan kuşları uçurttu. Adi diz çökmüş oturuyordu. Kafası ipi kopmuş bir kuklanın kakası gibi. Kafası kopmuş. Evet abla. Adi enerjisini hissedip öldü, gezdik, enerji mi kaldı? Sır. Bir insan bir hayatta iki kere ölür mü ya? Burası zaten tövbeler tövbesi. Haşa minel huzur. Yani ahiret gibi bir ortam değil mi? Ahirette nasıl ölebildin lan? Ha? Hayattaki şansım diyeceğim ama hayatta da değiliz. Devam edelim abla. Adi'yi buradan, bak bunu buradan alın. Bunu buradan alın. Bak hala küfür ediyor, piç diyor. Mimi ve ikimiz birbirimize bakıp hemen dediğini yaptık ve şeytanı kollarının altından tutup onu kaldırmaya çalıştık. Adi bize hiç yardımcı olmuyordu. Neyse ki onu bir şekilde ayağa kaldırmayı başardık ve odasına kadar götürdük. Kakan geldiyse söyle. Biz onu sürüklerken Adi yol boyunca arkasına bakıp durdu. Ardana bak da düşün yeniden. Ne fark eder ki sen ya da ben. İçime dolan tüm korkuları. Alkış chat, alkış gelsin. Denize bıraktım sahilden. Devam edelim abla. Her seferinde ürpererek sevgilisinin o ifadesiz cansız yüzünü tekrar görmeyi bekliyor gibiydi. Devam edelim abla. Şuraya yatıralım. Adi'yi yatağa bırakıp kendimizi yorgun koltuğa attık. Etraf son derece sessizdi. Sinirlerin bozulduğu veya belki de korktuğum için deli gibi titriyordum. Deli deli oldum da taşa sordum, yara oturmuş divanda. Yana yana sordum, seni bana vurdum, vermem artık dünyada. Ne? Adi yüzünü yastığa gömüp bir şeyler mırıldanıyordu. Öldürüldü. Abla belli. Abla belli. Kimden şüphelendiğimi sor. Chat. Sen sor chat. Kimden şüpheleniyorsun abi diye sor. Yarenim iyi ki varsın. Tuğrul çıkma ihtimali. Hiç şaşırmam. Kimden şüpheleniyorsun? Sordu şu anda, sordu. Mervis'i sordu. Mal. Hüsocuğum bak. Tek kelime, şu anda tek kelime söylüyorum. Devamını söylemiyorum. Mal. Anladın yani. Nurbahar demiş ki chatten uzaklaştırılma ne demek oluyor abicim? Gülüm, chatten uzaklaştırılma şöyle bir 5 dakika yazamıyorsun. Ondan sonra kurallara uyarsan 5 dakika, o da yani 5 dakika uzaklaştırılıyorsun. Zeynep İşkom iyi ki varsın güzelim benim. Ağlayacaktı ama yumruğunu ağzına götürüp kendini tuttu. Çok fazla gerildiği için kıpkırmızı kesildi ve gözleri hain gözyaşlarıyla doldu.
Chat dün ne demişti? Bir tane diyalog vardı ya, neydi o? O kahpe bedeninin hoşuna mı gitti dedi. Neydi o cümle? Öyle bir cümle vardı dün ya. Duvara vurup çatlattı. Sakin ol ve seksi kal. Tamer'im geçen gün annemle seni izlemiştik. Tekrar beraberiz. Seni benden çok seviyordun. Aa çok sağ olsun Elif Sena'yım. Vallahi billahi. Kokulu öpücükler ikinize de canlarım benim. Kendine hakim ol. Yani umarım yani aile yayını çizgimden çıkmam. Umarım aile yayını çizgimden çıkmam. Elimden geleni yapacağım. Ailelere hitap etmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ah bırak acı. Ya sen çok şerefsiz bir insansın ya. Sen iğrenç bir insansın ya. Vallahi kusacağım ya. Çok özür dilerim. Çok özür. Vallahi geliyor. Yemin ederim geliyor bazen. Çok özür. Rezilim ya. Çok rezil bir insanım ya. Ya çok kendimle utanıyorum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Abi Lucy ile ellerini cehennemin tapusunu üstümüze yaptıralım. Sus biliyorsun. Dur şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir mi iki mi hocam? Elif Selaym ne derse o. Livanur Aksu. Bir mi iki mi? Bırak acısını çıkarsın. Bırak acısını çıkarsın. Bir. Adi beni parmağıyla gösterip başını iki yana salladı. Arkadaşına kulak ver Mimi. Kahpe gibi de... Abla siz de şu kahpe kelimesinden bir uzaklaşın artık ya. Kahpe ya. Müge Anlı'ya yetişemedin ama ne Müge Anlı'ydı. Neler kaçırdın bugün babaanne senin incitamesi. Neler. Sadece birisi çok kolay. Donate atmak. Dear sir. Malbonte aşkı... Kimmiş oğlum bu Malbonte? Adı neymiş bunun? O benim de arkadaşımdı. Mimi'nin yanaklarından gözyaşları aktı ama kız hemen yüzünü endişeli sildi. Bizim moderatörler öğretir arkadaşlar donate nasıl atılıyor. Bir tık ilk donate atışı, daha doğrusu oraya kayıt olması zor ama sonrası kolay. Benim için arkadaşımdan öteydi. Adi tekrar duvara vurunca yüzeyde yeni çatlaklar oluştu. Sami benim için babamdan daha değerliydi. Duvara vurmaya devam etti. Ta ki küçük çatlaklar onun kendi kanıyla dolmaya başlayana kadar. Oğlum dur, anasını belledin ortalığını dur. Şiddet meyilli manyak. Bunu kim yapmış olabilir? Önce tanınmayan, şimdi Sami. Elbette bunu yapan o mahkumdur. Kesin şeytanlardan biridir. Kesin meleklerden biridir. Bence elbette bunu yapan o mahkumdur. Mal diyorum, başka bir şey demiyorum. Ne diyorsunuz chat? He? Ne diyorsunuz? Herkes 4 diyor lan chat. Herkes 4 diyorsa 4 diyeceğiz mecbur hocam. Hocam herkes 4 diyorsa mecbur 4 diyeceğiz hocam. Ver coşkuyu, bunu daha sonra konuşuruz. As see you later, fucking alligator. Adi'nin acı içinde olan yüzüne baktım. Şimdi değil. Mimi anlayışla başını eğdi. Adi'nin kısık, keder dolu sesi duyuldu. Kızlar yalnız kalmak istiyorum. Ne diyor? İsteğini görmezden gel ve kal. Git ama önce sarıl. Git. Ne yapsak abla biliyorsunuz peki arkadaşlar? Şu anda melek kasmamız lazım arkadaşlar. Şu anda birazcık melek kasmamız lazım. İsteğini görmezden gel ve kal diyorum ya ben. Bence kalalım hocam. Yani hiç şu anda Yağmur 1'in yazdığına bakmadım. Yağmur'un yazdığına hiç bakmadan arkadaşlar. 1 diyorum hocam. Biraz su içelim. Biraz su içelim hocam. Seni bu halde bırakmayacağız. Düşünme bile. Mimi ve ikimiz yatağımıza ona sarıldık. Adi inledi. Ne iğrenç yapışkan tiplersiniz. Ne inliyorsun geri zekalı? Manyak mısın? Ama 2 dakika geçmedi ki Adi gözyaşlarına boğulup bize çaresizce sarıldı. Gidin buradan, yalnız bırakın beni. Beni yalnız bırakın, istemiyorum hiçbiriniz. Öyle bir sahne yaşandı şu anda. Adi uykuya dalınca odasında çıktık. Odasında mı çıktık? Nasıl yani? Evet abla. Bu kaygı ve korku dolu gece benim için bitmeyecek gibiydi ama sonunda o da geride kaldı. Kahvaltı benim ve Mimi'yi kendine getirtti. Hala soğuk olan sabah gökyüzünde biraz ısınma hareketleri bile yaptık. Odamıza dönerken dün olduğumuz kadar bitkin değildik artık. Yalnız bir şey söyleyeceğim Ezo. Sen nasıl Slay bir Queen'sen, üzerinde Anka kuşu altın yaldızlı elbiseyle mi şu anda gerçekten açma germe hareketleri yaptın? Sen sapık mısın? Sıçarım ağzına. Çok üzülürüm chat. Ben bazen sinirleniyorum yani. Hayatı bu seviyeye seven insanları da ben çok sevmiyorum chat. Çok üzülürüm. Koridorda Mimi elimden tuttu. Ne oldu? Şşş. Sessizlik. Bugün en mutlu gün. Köşe arkasında Harold'un sesi duyuldu. Kimsenin beni göremeyeceği şekilde köşeden dışarı baktım. Harold'un yanında Seraph Crowley... Seraph Crowley mi? Seraph Crowley mi? Bu isim bana... Bir dakika hocam. Anne! Ah Seraph annem! Ah Seraph annem! Seraph teyze! Seraph Crowley! Annenem! Niye bıraktın beni abla biliyorsunuz peki? Ha? Beni niye bıraktın Cemil? Ha? Suat?
Beni niye bıraktın abla biliyorsun? Ayıp ettin biliyor musun? Ha? Bunun hesabı öbür dünyada sorulur diyeceğim de öbür dünyadayız değil mi şu anda? Hiç hesap soran da yok aslında. Beni yanlış yere geldik galiba. Devam edelim abla. Devam edelim. Evet. Elbette daha fazla paniğe ihtiyacımız yok. Sadece size güvenebilirim. Bütün bu cinayetler tahminlerimi kendime bırakacağım. Ama sanırım siz de bunun altında bir şeylerin olduğunu anlıyorsunuzdur. Burası güvenli bir yer değil. Hiçbir yer güvenli değil. Şeytanın hapishanesinden başka bir mahkum daha kaçmış ve kaçarken yanında kan kupası, bu kan kupası, mal, bon, te, bunların hepsi ne anlama geliyor chat? Kan kupası mı? Malum kupa mı? Malum kupa. Çıpamızı verin de. Malum çıpa. Şeytanın koruması altında olan kupa. Sizce Malbonte Usta isim verme işte Harold. Tamam isim verme Murat. Sen de isim veriyorsun tezcan. Pardon. Fısıldayarak sana söylemiştim. Fısıldayarak sessiz ol. Şşş sessizlik. Lucifer'ı takip etmenizi istiyorum. Nereden? Instagram'dan mı? Seraf teyze bu şakalar var. Seraf teyze canım benim vallahi billahi. Lucifer'ı niye takip ediyoruz ya? Bu cinayetlerle ve kupanın kaybolmasıyla bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum. Fakat Lucifer babasıyla şimdilik görüşmemeli. Sizi anlıyorum Seraf Crowley. Mimi kolumu çekiştirdi. Fısıldayarak hadi gidelim. Okay let's go. Sessizce odamıza geçtik. Usta vallahi. Yani Malbonte'nin ayak sesleri. Ben sana söyleyeyim. Malbonte yaklaşıyor gibi geliyor bana ama bakacağız usta. Ben de bilmiyorum demiş ki erkek abi. Şaka yapıyorsun ya. Ciddi olamazsın şu anda. Ben de bilmiyorum. Bunun erkek olma ihtimali sıfır. Bence bu Seraf bir teyze. Devam edelim abla biliyorsunuz peki. Devam edelim abla. Girer girmez Mimi bana dönüp heyecanlı heyecanlı ellerini havaya kaldırdı. Malbonte bir efsane değil. Abla ben Malbonte'nin gerçekliğine artık inanmıyordum. Ta ki... Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aslancığım sana canım benim sen nasıl? Bilmiyorum. Ben demiştim. Bir anda yatağa oturup donduk aldım. Malbonte ve Lucifer'a aynı anda sevince kızlar. Yok hocam bir dakika Malbonte gerçek mi değil mi ben hala bilmiyorum yani ben bunu bir efsane bir mit olarak görüyorum hala. Pesto soslu Nisa demiş ki abi Malbonte'ye verelim. Nasıl yani? Neyi? Kahretsin. Malbonte gerçekten geri mi dönmüş yani? Geri dönüş olsa Malbonte geri dönmez mi? Sirinin yolda. Dolabımı açıp kıyafetlerimi inceledim. Nenesi çılgın? Tamerim son umre paramı sana atıyorum. Hayırlı olsun bir ara 360 tur yaparız iş. İnşallah canım benim. Nenesi çılgın? Kokulu öpücükler. Bizi oralardan dua okumayı, dua yollamayı unutma. Canım benim Allah kabul etsin inşallah. Ne yapıyorsun? Hazırlanıyorum. Bugün yeryüzüne gideceğiz. Bu kargaşa devam ettiği sürece kimse yokluğumu fark etmeyecek. Katilimin yaşadığı otelin adresini biliyorum. Bu biraz daha fazlasını öğrenmem için iyi bir şans. Are you fucking crazy? Are you fucking kidding me? You fucking what kind of music? Dikkatini çekerim. Şeffa'nın bile korktuğu bir can... Şeffa dediği de arkadaşlar bu evrenin... Tövbe haşa minel huzur. Goya bu Romance Club evreninin yaratıcısı. Şeffa. Arkadaşlar. Biraz su içip. Malbonte'nin gerçek olduğunu ve büyük ihtimalle geri... Ben inanmıyorum chat. Bence Malbonte diye bir şey yok ya. Hocam ben Malbonte'ye inanmıyorum artık ya. Ben Malbonte'ye inanmıyorum chat. Yani Şeffa... Sen ise seni trafikte kesen bir... Kesen zavallı bir insancığı mı düşünüyorsun hala? Benim işime burnumu üzgünüm ama bu olayı bir türlü kafamdan atamıyorum. Baba biz en son bir trafik kazası da geçirmiştik hakikaten ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha? 1-2-1-2-1-2. 1-2-1-2 ben bu olayı unutamıyorum hocam. Vallahi ben kafamda kaldı. Artı bir Melo. Artı bir Felipe Melo. İyidir. Artı bir Melo iyidir hocam. Birazcık yani. Chat şöyle söyleyeyim. Hani 15-15 dediniz ya chat. Bence iyi gidiyoruz ha. Ha? Bence iyi gidiyoruz ha. Bundan vazgeçeceğini söz vermiştim. Bu arada arkadaşlar kaça kaç oldu? Bir dakika dur. Bunu nasıl göreceğiz? Bir dakika kaç oldu? Buna bir bakalım hocam bir dakika. Aç. Kaça kaç? 10'a 13. İyi tamam güzel. Yani şu anda 10 tane melek 13 tane şeytan abla. Güzel devam. Kaldığımız yerden. Evet. Devam abla biliyorsunuz peki. Bundan vazgeçeceğini söz vermiştim. Hiçbir konuda söz vermedim mimi. Yeryüzünde kendi işlerinde uğraştığını fark etmeyeceklerini düşünüyorsan yanılıyorsun. Başka seçeneğim yok. Bu riski alacağım. Alacağım, alacağım. Bu riski de alacağım. Kollarımla saracağım. Nerede olsam bulacağım. Mimi omzumu tuttu ama ben kendimi geri çektim. O hayat benim hayatımdı. Mimi, benim. Ve birisi onu benden aldı. Kanadım olduktan sonra güç ve iktidar kazandım. Onu bulacağım. Diyelim ki bulacaksın. Sonra ne olacak? Melom kurban olduğum. Usta ne Melo? Dur Melody pardon Malbon. Sonra onu polise... Onu polise teslim edeceğim artı bir melek kazandırır bize chat. Gibi geldi bana. Ha? Finda, Lil Mihem,
Alexander diye hazırlıyorum. Ne dersiniz? Ha? Polis artı bir melek verir gibi geldi bize hocam. Artı bir melek. Bir tane daha melek lazım. Bir tane melek lazım bize. Ver bir tane melek. Ver. Güzel. Güzel. 11-13 oldu chat. Yazın bir kenara. 11 artı bir melah gibi düşün Gamze. Onlar da anlattıklarına Burgun ben de influencer olacağım. Onlar da anlattıklarına hemen inanırlar tabii ya. Tabii ya. Gel kalbime yatıya. Kanıt sunacağım. Tamam, madem bu kadar inatçısın, Mimi gözlerini kapadı ve yorgun bir şekilde içeri çekti. Melek Fenzio'nun genellikle bir sürü faydalı zımbırtısı olur. Sami'nin ondan çaldığı o çevirmen gibi mesela. Ne demek istiyorsun? Meleklerin ve şeytanların her şeyi gören gözlerinden saklı tutan bir muska olduğunu duydum. Bu muska sayesinde yeryüzünde rahat rahat gezebileceksin demek istiyorum. Nerede olduğunu kimse bilmeyecek. Nasıl bir şey bu muska? İçinde mavi, siyah ve mor ışıklar yanmalı. Ne lan bu led ışık gibi? Bak, sakın karıştırma. Bir sürü başka muskaları var. Dur bir dakika lan, şu sesi bir tık kısayım. Heh. Evet. Bu muskayı nasıl alacağım peki? Çalarsın. Allah Allah. Ay kesin Lucifer'la çalmaya gidecekler muskayı ha, ben sana söyleyeyim. Sakın. Lucifer'la herhangi bir operasyona gitmesini yasaklıyorum. Devam abla. Muskanın özellikle Fenzio'dan çalınması gerektiği fikri beni pek mutlu etmedi. Hatta korkuttu. Ama başka seçeneğim yoktu. Bana yardım eder misin? Kesin etmez ha. Mimi kesin yardım etmez bence. Mantıklısı da o. Yok daha neler. Haklı. Vallahi haklı, billahi haklı. Biraz su içelim. Vallahi haklı. Ben olsam ben de yardım etmem Musa. Hı? Ben olsam ben de etmem. Hadi ama Mimi. Come on Mimi. Ellerimi dua edercesine tutup dudaklarıma büzdüm. Beni bu durumda tek başıma... Kesin Lucy gelecek ha bizle. Kesin Lucifer gelecek bizle ha. Ben bir şeytanım. Bırakırım. Gözümü bile kırpmam. Chat bir şey söyleyeceğim. Ha? Sizi terk eden manitalarınız olur gibi. Çok özür dilerim. Güldüğüme bakmayın arkadaşlar. Sen güldüğüme bakma. Gör ve duydu inanma. Tuz ve buz olduysa kalp 10.000 parça. Öyle söyleyeyim chat. Güldüğüme bakmayın. Sadece bu acının tatlı tebessümüydü. Meltem. Sadece. Bu seksize Nurbahar. Sadece acının tatlı tebessümü. Ben bir şeytanım. Bırakırım. Gözümü bile kırpmam. Devam abla. Sarmalar güzelmiş. Ayrılak mı gibi düşün. Zehirden şifa. Damla Galko. Kahpeden vefa beklenmez. Evet. Mimi gözlerini devirdi. Peki. Hadi ya. Gel kalbime. Geliyor mu? Ne oldu? Kabul mü etti? Ne yaptı? Bir saniye. Yatağa atılan kıyafetleri aceleyle karıştırmaya başladım. Gene başladık moda kuşu. Bu ne abla? İlla yani. Ulan altı üstü Slay Queen. Altı üstü bir tane muska çalacaksın ya. Muska çalacağım diye niye kapı? Bunu da beğenmedim bu arada. Usta Adem ve Havva. Bunu da beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Chat anısı var. Adem ve Havva. Bunu da beğenmedim. Beş. Vallahi bu en güzeli bu. Beleşi. Kur'an nimet çarpsın en güzel. Beleş diye söyleme. Vallahi en güzeli bu. Yemin ederim en güzeli bu. Arkadaşlar. He? Yeminli üçünün içinde en güzeli bu. Değil mi? Beleş gene en güzeli beleş. Chat ne diyorsunuz? Bu bence güzel yani en güzeli. He? Yani şey gibi düşün arkadaşlar. Hani first date kombini. First date kombi. Abi eksim beni her yerden sebepsizce engelleyip 4 hafta sonra nasılsın yazmıştı. Çünkü o bir şeytan. Ver abla. Beyaz giyme toz olur. Malbonte'ye söz olur. Lucifer'a vereceğim. Dino biraz zort olur. Salına da gel. Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Bence güzel yazdım hocam. Çok güzel yazdım gene. Çok güzel cover. Çok güzel cover yaptım gene. Devam abla. Saçımı hızlıca toparladım. Allah belanı vermesin. Ay vallahi suratını çok kapattı abla. Yani şu boyun bölgesinde birazcık bir şeyler isteyebilirdim belki ama beğenmedim. Havalı. Prenses. Anime kızı. Kısa saç. Yani şöyle oldum biliyor musun? Vallahi billahi dur bakayım. En güzel saç da şudur hocam. En güzel saç şudur hocam. Vallahi billahi. Nerede o? Yani saç dediğin, saç kesimi deyince arkadaşlar şuralarda bir yerdeyim. Saç kesimi deyince Kemal Doğulu tekledi baba. Nerede baba? Gir baba hemen. Kemal Doğulu gir. Evet. Dur bir dakika. Nerede o? Son halini göster.
İlaç lütfen. Sakinleşti Cicil, ilaç. Evet, evet, ilaç. Bakın. Mükemmel ya. Mükemmel, bir de çok biliyormuş gibi. Şu arkadaşlar saç işinden çok anlıyorum hareketi. Göğe ya, yalandan, kolpadan. İnanılmaz ya. Saç kelimesiyle ilgili geçen bütün türküleri de çalmışlar ya. Saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı Malbonte? Seni şu hale sokayım mı lan? Ha? Ezo. Vallahi Klaus Tuşko geldi aklıma. Seni böyle çalı süpürgesi gibi gezdireyim mi lan usta? Ha? Dur bakayım. Ver bakayım müziği. Dur bir dakika. Bir dakika. Çok enteresan bir şey geldi şu anda. Çok enteresan. Nerede abla? Ver bakayım. Evet. Gir bakayım abla. Saçlarını şimdi böyle kısa görünce aklıma saçlarımın kısa olduğu zamanlar geldi. İnşallah saçlarım bir an önce uzaylılar. Benimki gibi falan olur. Ben seninkisi gibi olmasını istemem. Teşekkür ederim. Neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Evet devam edelim abla. Devam edelim kaldığımız yerden. Chat bunları galiba bizim bu arkadaşlar Romance Club yayınlarımızı birileri TikTok'a atıyormuş galiba. Onlara da buradan kokulu öpücükler. Ne yapacağız chat? Bunların hiçbirini beğenmedim ben ya. Ne diyorsunuz? Yüksek topuz. Sağlam kalça. Havalı mavalı. Havalıyı mı seçeyim mi? Alayım mı para? Ama şimdi gitmesin paramız boşa. Avize saçlı kızın saçından yap. Alalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Hı? Havalıyı alalım mı? Havalıyı beğendiniz galiba. Havalıyı herkes beğendi lan. Usta. Havalıyı da ben çok beğendim. Çok uzun ya. Biraz daha kısa olabilir. Yani şuralarda bak havalı var ya arkadaşlar. Havalı. Şuradan mesela bak şuradan olsa şuradan kessen havalıyı. Kemal Doğulu gibi. Vallahi mükemmel olur ama. Seç de havalı. Tamam o zaman seçeceğiz. Mecbur havalıyı seçeceğiz de. Yani şuradan bak şuradan itibaren olsa havalı. Daha da havalı biliyor musun? Hani böyle birazcık daha böyle şey oldu ama havalı güzel. Hadi seçiyorum. Hadi onu seçtim. Vardın mı o zaman? Gardıroptan seçersin sonra. Chat bir şey söyleyeceğim o zaman. Gardırop mu havalı mı? Gardıroptan daha sonra eski saç modellerimizden birini mi seçelim? Yoksa beleşi alıp eski saç modelimizi mi seçelim? Yoksa havalı mı? Ne diyorsunuz? Seçme. Gardırop. Değil mi? Bence de gardırop ya. Boşuna para buraya harcamayalım ya. Al beleşi. Beleşi al abi. Kısa saç. Şimdi gideyim. Hemen dur bekle. Dur. Hemen acil. Ama yalnız hemen değiştirmem lazım saçı. Bir dakika dur dur. Saçı hemen değiştirmem lazım. O saçla ben dayanamam hocam. Bu saçla ben dayanamam. Hemen. Özensiz kumral geç. Siyah kahkül. Bunlar hangisi? Bir dakika. Bizde hazırlar. Hangisi var? Uzun köylü. Kraliçe gibi. Evet kraliçe gibi. Chat kraliçe gibi. Kraliçe gibi diyorum chat. He? Ne diyorsun? Kraliçe gibi iyi midir hocam? Düzgün saç modelini ben beğeniyorum aslında. Biliyor musun? Şunu da beğeniyorum da. Usta. He? Queen gibi, Queen gibi güzel ya. Hala havalı yazıyor. Lemya chat'te hala havalı yazıyor. Kafayı yiyeceğim. He? Hangisi? Bu mu? Kraliçe gibi mi yoksa düzgün saç modeli mi arkadaşlar? Kraliçe mi düzgün mü? Hangisi? Hı? Kraliçe mi düzgün mü arkadaşlar? Kraliçe gibi mi? Tamam o zaman seçtim abi. Hazır. Okey. Devam. Biz kraliçeden, Queen'den devam. Biz Queen'den devam usta. Abi kıyafeti de değiştirelim. Değiştirelim gülüm. Değiştirelim kıyafeti. Hemen. 5 tulum. Hangisi? Bu var arkadaşlar. Bu güzel. Fena değil. Tevazu olmadan. Şık var. Şık da çok fazla. Şık gereksiz. Yani muska çalmak için gereksiz abartılı. Diğerlerinin kıskançlığında güzel. Bu güzel usta. He? Kırmızılı güzel. Altın anka kuşu yani en beğendiğim de altın anka kuşu da artık kıyafet koktu ya usta üstümüzde. Yani yapıştı üstümüze artık. Vallahi şunu bir yıkasın. Şık kıyafet aslında tam muska çalmalık. Kazak ve... Ya en güzeli de budur arkadaşlar. Çok da abartılı gezmiyor. En güzeli de bu değil mi baba Allah aşkına ya. Chat. Kırmızı uzun elbiseyi çok seven var. Kleopatra'ya geç. Kırmızı uzun. Kırmızı uzun. O zaman bunu seçiyorum. Okey miyiz arkadaşlar? Bununla okey miyiz herkes? He? Okey mi herkes? Bununla? Hı? Bununla herkes okey mi arkadaşlar? Kırmızıda. Kleopatra mı diyorsunuz? Kleopatra hangisi? Kleopatra mı? Kleopatra... Arkadaşlar peki... Kleopatra mı kırmızı mı? He? Arkadaşlar. Kleopatra mı kırmızı mı arkadaşlar? Hangisi? Kleopatra diyenler bir. Kırmızı diyenler iki. Arkadaşlar. Kleopatra diyenler bir. Kırmızı diyenler iki. Kleopatra daha çok geldi ya. Kleopatra geldi hocam. Ha Kleopatra. Devam. Hazır. Kleo geldi. Kırmızıcılar kusura bakmasın. Bir ara kırmızı da giydiririm. Merak etmeyin arkadaşlar. Kleopatra'nın da. Elimden geleni yapacağım. Mimi kapıyı çalıp usulca meleğin çalışma odasına girdi. Sütundaki çatlakları
İncelerken çok meşgulmüşüm gibi yaptım. Birkaç dakika sonra hafiften gergin olan Penzio, etrafında koşuşturan Mimi eşliğinde, "Hayır, gerçekten gördüm. Bütün duvara boydan boya yazmışlar. Kimin yaptığını bilmiyorsan bana söylemenin bir faydası yok ki. Ama bir göz atmalısın. Sen bir bak ya. Penzio, git bir bak. Gitti mi git bir bak. Sen bir git de, ha, sen bir git de oğlum, muskayı çalacağız." Mimi omzunun üzerinden bana bakıp kapıyı işaret etti. Fısıldayarak, "Hadi çabuk." "Gir abla, dal abla. Dal nerede?" Penzio'nun çalışmada toz, güneş ışınları ve eski bir kitap kokuyordu. Kitaplar gerçekten de her yerdeydi. Onlardan birine takılıp dolaba giriyordum neredeyse. "Lanet olsun." "Ne diyor?" "Abi, yazdıklarım çete düşmüyor, sebebi nedir?" "Göksun, bazen Kick uygulamasında bir sıkıntı var. Kick uygulamasının bir bug'ı var. Artık şu Kick uygulaması şu bir güncelle de insanların yazdıkları bir gelsin. Bazen öyle olabiliyor." "Düzelir. Düzelir gülüm benim. Bazen oluyor yani." Bir şekilde kitapları düzeltip en azından ilk bakışta her şeyin eskisi gibi görünmesi için sarf etmek zorunda. "Peki muskaları neredeymiş? Neredeymiş? Ne bileyim abla? Bana niye soruyorsun? Benim bir yetkim var mı?" Önüme çıkan bütün çekmeceleri açmaya başladım. Ama içlerinde bilimsel notlar dışında hiçbir şey yoktu. "Abla, peki büyük çekmece mi, küçük çekmece mi?" "Neyse, şaka yapma, devam et." En az çekmecede özenle katlanmış zarflar destesiyle karşılaştım. "Bu ne? Sırları saklayan. İncele." "Hım, aşk mektupları ne mi? Mecbur okuyacağız ya. 12'yi mecbur mu? Yani chat, bir şey söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Az önce saç modellerine yani parayı basmadıysak mecbur okuyucu, buna da basalım hocam parayı. Parayı zaten bunlara basalım diye oraya paraya basmadık. Hocam, ben onu her zaman da okurum. Kimse de bana bunu niye okudun diyemez. Oku." Mektupları bir arada tutan ipin ucundan çektim. Kağıda zarar vermemek için zarflardan birini dikkatlice açtım. "Sevgili Rebecca, aceleyle soluk soluğa yazıyorum. Ellerim titriyor. Bu yüzden yazının şekli için kusura bakma Rebecca." Öfkem aynı zamanda hem histeriye hem rahatlamaya yakın. "Az önce baş melek Raguel ile mülakatım vardı. Kısaca geçiyorum. Anayasaya uymadığım için ceza olarak episkop ünvanım dahil tüm ünvanım elimden alınmış. Şu andan itibaren kaderim zavallı bir okul öğretmeni oldu." Ha, bu adamın elinden zamanında yetkisi mi alınmış? Sen şu anda ezik bir sadece gerçekten okul yöneticisi misin gerçekten? Penzio. "Çok hırslı biriydim. Ama sana karşı olan tutkum içimdeki bütün iktidar hayallerini öldürdü." "Vay anasını, bir aşk hikayesi var burada." "Biliyorum, çok başarılı biri olacağını söylüyorlar ama bence ben de ona onca şeyi feda ettim. Benimle olmak için sahip olduğun her şeyden vazgeçer misin?" Bu son mektuptu. Ancak o an mektubu eklenmiş küçük bir notu fark ettim. "Dosana veda ederken son bakış, son gömücük bu sana. Kalbimden kopan son öpücük." Episkop benziyor. Ne diyor? "Abi, dedem muhtar oldu. DC'de kazanırsa donet yağmurunda tutacağım demiştim. Babalar sözünü tutar." "Aaa! Seni özledim. İyi ki varsın canım benim. Kokulu öpücük. Buradan muhtar dedene de kokulu öpücükler canım benim. Üzgünüm. Ama bunca şeyi riske sokacak duygusallığa gerek yok. Kendinizi ispatlarsanız episkop ünvanınızı tekrar kazanacağınızdan eminim. Saygılarımla Rebecca." Yıpranmış kağıt sayfaları parmaklarımın arasından kayıp düştü. "Yıpranmamış hayatlar, bizi ölümler bekler. Her işte bir hayır, bu işte çetçim sensin. Şimdi senden maz mı geçmeli?" Titreyen dizlerimi tutarak geri oturdum. Annemin Fendio ile ilişkisi varmış. "Vay anasını avradını be! Vay anasını! Senin o orospu ana, ay çok üzüldüm, senin o annen... Yani Seraf teyze, ah Seraf teyze. Vah Kaşmer Seraf, vay. Hiç de beklemezdim senin Fenzio'yu. Hiç de çaktırmıyorsunuz birbirinizi Seraf teyze. Ha? Seraf Crowley. Pardon, bak Seraflar karıştı, pardon, çok özür dilerim. Senin annen, Allah, ulan sen Fenzio'nun kızı, çıkma bir de. Derya deniz dostası hocam. Derya deniz ateş olur gibi. Ha? Müge Anlı'daki Derya deniz ateş dostası olur gibi hocam. Ben sana söyleyeyim. Spoiler veren kahpedir. Spoiler veren şerefsizdir. Spoiler veren annesizdir. Artık ben daha ne diyeyim chat? Bakmıyorum zaten, chat'e bakmıyorum, merak etmeyin. Arkadaşlar, haklı mıyım chat? Değil mi? Spoiler vermeyen arkadaşlarımız olarak haklıyım değil mi? Arkadaşlar. Yani şaka gibi arkadaşlar ya, spoiler vermeyin. Annemin Fenzio ile ilişkisi varmış. Fakat kariyeri tehlikeye girince annem ondan vazgeçmiş. Vay anasını, annem ben daha çok küçükken ölmüştü. Zihnimde olan görüntüsü çok silikti. Ve geçen gün, geçen her bir seriyle daha fazla silinerek zamanla artık belirsiz bir lekeye dönüşmüştü. Şimdi ise annemin imajı kafamda belirmeye başladı.
Ve bu imajın birini daha yakından tanıyınca hep olduğu gibi hayal ettiğim kadar mükemmel olmadığı ortaya çıktı. Çözmen gereken sırlardan birini ortaya çıkıyor. Hadi hayırlı işler hocam. Hadi hayırlı işler hocam. Uzaktan bir yerden bir ses kakafonisinin arkasından Tenzio'nun öfkeli sesi geldi. Uzaklarda bir yerlerde senden makas alacağım, bana hayran kalacağım, evinden alacağım, pırlan takacağım. Beni çok arayacağım. Hiçbir şey bulamadan kapıdan bakıp koridora kaçmak için hazırlandım. Dalga mı geçiyorsun canım? Bunu yanına bırakmayacağım. Tenzio bir dakika, asıl ben senin yanına bırakmayacağım. Oğlum sen bunun anasını çakmışsın. Abi çok özür dilerim arkadaşlar, çok affedersiniz ama. Hayırdır? Hoca? Tenzio? Tenzio boşuna demek o anasının bilmem nesine benziyor diye. Çakal! Bunu yanına bırakmayacağım. Fakat Mimi profesyonel bir şekilde gözyaşlarını boğulup çok üzülmüş gibi. Ulan Mimi sen de var ya, hemen ne güzel bu ne derler, duygusal manipülasyon işini iyi yapıyor ha hocam. Asıl benimle kimin dalga geçtiğini bulmak yerine beni yalan söylemek... Aa hemen de şey ha. Hemen de böyle baktı yani, oradan vuracaklar, hemen arkadaşlar konuyu ters çevirmiş. İnanılmaz bir karakter. Mimi tam şeytan ha. Onları izlediğimi görünce çaktırmadan bana el salladı. Hadi ama. Gidelim abla biliyorsun. Tenzio bu muskaları nerede saklıyor ki? Çalışma odasının tümünü inceledim. Düşmüş bir meleği tasvir eden tablo gözüme ilişti. Şurada abla, altta şu. Hım. Çerçeveye dokunup hafifçe kendime doğru çektim. Tablo bir tarafa kaydı. Bir tarafa derken ne tarafa? Onun arkasında kitaplar, muskalar ve benzeri şeylerle dolu gizli bir pencere açıldı. Pencere. Rebecca, pencere. Mimi belli bir muskaya ihtiyacım olduğunu söyledi. Böyle ışıklı ışıklı abla. Birinci muska. Ha dur bir dakika, bizimkisi led ışık gibi, bu değil. İkinci muska. Bence bu lan. Yok bence bu. Bence üçüncü muska usta. Mor dedi, mavi dedi. Bak bir dakika, mor dedi, mavi dedi. Ama kırmızı dedi mi? Demedi. Kırmızı demedi. Mor dedi, mavi dedi. Kırmızı demedi hocam. Değil mi? Mor dedi, mavi dedi. Üç değil mi? Üç. Bence bu. Çal. Çal çal, cebine koy, cebine koyma, bana da koy. Ona da koyma, buna da koy. Ödemeliyorsa kızgın güçlerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Yandan bir kere geriye dönersem dolunayım ben. Hop. Buzkayı cebime koyup tabloya dikkat edeceğim. Bu kimin şarkısıydı ya usta? Bu söylediğim şarkı kimin şarkısıydı ya? Tenzio Sayar. Bu şarkı kimin şarkısıydı? Vallahi Zeynep Şkomi'ye varsın. Güzel şarkıydı ya. Muskayı cebime koyup tabloyu dikkatli... Enes Batur'un şarkısıydı değil mi bu ya? Enes Batur'un şarkısıydı hakikaten usta. Reymen'in değil ya Nurmar. Enes Batur'un şarkısı. Enes Batos. Kamerim arkadaşımız Starbucks'ta bağırı çağırı özel hayatlarımızı konuştuk. Kendisi yurt dışına gidecek onun için. Hadi hayırlısı olsun onun için canım benim Müşram. Ona da buradan kokulu öpücükler. Biraz suyumuzu içelim. Tabloyu dikkatlice eski konumuna getirdim. Sonra kapıyı açıp hole baktım. Tenzio bana sırtı dönük duruyordu ama bir an önce çalışma odasına dönmek için can atıyordu. Koridora fırlayıp neredeyse koşarak köşeye döndü ve ay sen zaten yani bir de vallahi yani çarpıştıktan sonra elinizdeki dosyalar da yere düşmüş olsun. Ay Yaman Bey, gene mi siz Yaman Bey? Kusura bakmayın ben birazcık sakar bir stajyer olduğum için. Ya yaz dizisi mi çekiyoruz? Hep klişe hareketlerinizden ben bıktım ya. Bıktım ya. Vallahi billahi ya. Ah. Dengemi koruyamadım ve şeytanın ayaklarının dibinde kapaklandım. Ayakkabılarımı filan öpmek... Ay senin ayakkabılarını niye öpeyim ben gerizekalı sapık? Manyak mısın sen dengesiz? Salak salak hareket... Bir tane koyacağım şimdi tokadan, manyak mısın lan? He? Çükük. Gerek yok. Cehennemin dibine git. Giderim. Hiç merak etme. Orası... Abla sen de yani ne kadar gerizekalısın. Adam zaten iblis. Adam zaten şeytan yani. Adam zaten cimil. Adam zaten Cemil, manyak mısın? Yani bu adama söylenir mi bu? Cemil gir abi. İblisin cennetteki ismi mi? Adama diyeceksin ki canın cennete. İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere zaten. Salak, Cemil. Cemil olabilir mi? Cemil. Yok mübarek. Suat. Yok mübarek. Yok mübarek. Yok baba ya. Yusuf. Yok baba ya. Yok baba. Orhan. Orhan. Yok. Bilemiyorum. Ben bilemiyorum. Abi adam kötü kedi Şerafettin'in şeyiymiş ya. Vallahi billahi adam zaten ünlüymüş anasını satayım. Devam edelim abla biliyorsun. Yok baba ya. Vallahi. Lucifer aşkım istersen öperim, hiç sorun değil, kurban olurum. Tövbeler tövbesi. Abla manyak mısınız ya? Oğlum hakikaten bu kadın haklı belki de arkadaşlar. Ha? Aydın psikoloji belki de haklı arkadaşlar bu kadınlarla ilgili yaptığı yorumlarda. Şaka mı? Aha şu anda canlı yayında zaten kendisi. Devam edelim abla.
Devam edelim. Ayağa kalkıp kendime çeki düzen verdim ve ne kadar titrediğimi belli etmemeye çalıştım. Ah, ellerim titriyor. Lucifer buna basıyor. Evet, devam edelim. Neyse, detay verme. Ama Lucifer'dan bu elbetten kaçma. Sorun ne? Sorun ne? Sorun ne? Ben sana soruyorum. Ben sana soruyorum. Aptal yatma. Ne kadar heyecanlı olduğunu görüyorum. Bana yaklaşıp dikkatle gözlerimin içine baktı. Gözlerimi hemen kaçırdım ki şeytan bakışımla okumaması gereken hiçbir şeyi okumasın diye. Annem, annem. Gel üzülme. Sen neredesin kaşkı? Ha? Vallahi billahi Seraf Kromli. Abla sen Fenzo'ya vermişsin. Anne, şeytanın hapishanesinden mahkum bir mahkum daha kaçmış ve kaçarken yanında kan kupasını da götürmüş. Evet Seraf teyze. Bir dakika, şeytanın yanında mahkum kaçmış ve kan kupasını mı götürmüş? Şaka mı? O malum isim verme hocam. Zaten isim verme. O malum şahıs geliyor galiba. Mal diyorum, devamını getirmiyorum, salak mısın Cemile? O malum şahıs geliyor galiba. Şeytanın koruması altında olması gereken kupa. Sen abla isim verme diye boşuna demedim. Su içelim abla. Su içelim usta. Bunun üstüne bir su içelim. Yani Malbolte ile ilişkisini boş ver. Bizzat kan kupasını alıp kaçtığına göre Malbolte'nin kendisi olma ihtimali bile var ha. Lucifer Fenzio'nun çalışma odasına ne yaptığımı bilmemeli. Ama babası hakkında bilgi edinme hakkı var. Yoksa bunları anlatmamalı mıyım? Seraf ile Harold'un arasından geçen konuşmayı anlat. Hiçbir şey anlatma. Ne yapalım chat? He? Seraf ile Harold'un arasında geçen konuşmayı anlatsak mı? Yoksa anlatmasak mı usta? He? Anlatsak mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? He? Sakın anlatma, anlatma. Ne? Oğlum bir dakika, çok karışık şu anda. He? Arkadaşlar. Şu arkadaşlar bak, verdiğiniz cevap şöyle olsun chat. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle olsun verdiğiniz cevap. Benim kafa yapıma uygun bir cevap verin. Mesela nerede bizim Yağmur 1 ne diyor mesela Yağmur 1? Usta. Benim kafa yapıma uygun bir cevap verir misiniz şu anda arkadaşlar? Sizce benim kafa yapıma uygun cevap hangisi arkadaşlar? He? Hangisi? 1-2-1-2. O zaman anlat. Benim kafa yapıma uygunsa arkadaşlar anlatmamam lazım ya. Benim kafa yapıma uygun olduğunu anlatmamak arkadaşlar. He? Anlatma şöhret kaybedeceğiz. Bence anlatmamak daha iyi hocam. Bencesi. Yani benim kafa yapıma uygun olduğunu anlatmamak. Sana yani ben olsam anlatma derdim arkadaşlar ve dedim yani anlatma dedim şu anda. Sana söyleyecek bir şeyim yok Lucifer. Şöyle söyleyeyim, sana söz yine baharlar gelecek Lucifer. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Güzel. Lucifer yanımdan geçerken özellikle omzuma ilişip dönmeden yürümeye devam etti. Dikkat et, güzel düşmeden yürü. Hey Ezo. Mimi, yardımın için çok teşekkür ederim. Fenzio tüm enerjimi sömürdü. Artık sana yardım etmeyeceğim. Bu bana Ay Fenzio da yani. Fenzio inşallah bunun babası değildir ya. Vallahi billahi çok sıkıcı bir herif o ya. Sıkıcı da zamanında da galiba iyi sıkıcıymış. He? Fenzio senin sıkıcılığın şaka mı? He? Dost yaz ki. Dost dedi, hain çıktı. Ürkerek döndük. Fenzio bize yaklaşıyordu ve yüz ifadesi her bir adımla giderek sertleşiyordu. Vallahi yüz sertleşen demek ki sadece yüz ifadesi değilmiş. He? Melek Rebecca. Rebecca. Bugün ortak dersimiz var. Hocam bugün blok ders yapmasak olur mu? Blok. He? Bugün blokaj ders yapmasak olur mu? Melek Fenzio tekrar özür dilerim. Bir şeyler karıştırmış olmalıyım. Gerçekten de duvardaki o yazıyı gördüğümden emindim. Fenzio bir şey demeden kızı kulağından tutup peşinden... Kızı kulağından mı tutmak? Melek Fenzio sen şaka mısın? Melek Fenzio ne yapıyor? Bildiğin şiddet uyguluyor ya. Manyak mıdır nedir ya? Abi, arkadaşlar bir şey soracağım. 2 ayda Boğaziçi İngilizce imkansız mı? Elif Naz, 2 ayda Boğaziçi imkansız değil. Yani benim bir arkadaşım var, 2 günde İngilizce Boğaziçi'ni kazandı. 2 günde. 2 gün oturdu çalıştı kazandı. Bir sabah bir kalktı hamileyim dedi. Sabah bir kalktı ben de hamileyim. Sence olabilir mi gülüm ya? 2 ayda olabilir mi abla biliyorsunuz peki? He? 2 ayda olabilir mi biliyorsunuz peki abla? Vallahi billahi ya. Yani şöyle Zeynep İşkom iyi ki varsın. Şöyle söyleyeyim. Yani 2 ayda İngilizce Boğaziçi'ni yetiştirmen için günlerin böyle 72 saate falan böyle 100 saate falan çıkması lazım hocam. Öyle söyleyeyim sana. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Cemil olabilir mi? Cemil. Yani Jüpiter, Venüs, Anüs falan.
Mimi mecburen ayak parmaklarının üzerinde durup meleğin peşinden gitti. Ben ise onun gibi fırça yememek için gülümsememi bastırıp arkasından yürüdüm. İçeri girer girmez Tenzio diğerlerin yanına oturmamız için bizim masayı kızgınlıkla işaret etti ve kendi masasına oturup derse başladı. Bugün bir ön sınavımız olacak. Ön sınav değil de sen ön sevişmeleri seversin. Ha? Tenzio. Yollu Tenzio. Ulan oğlum bunun anasını... Ya şimdi detay vermek istedim. Bunun anasını çakal. Bir nevi deneme sınavı. Ha? Seversin quizleri. Hiçbir tanınmayanın yanında soruları yapıp yapmadığını kontrol eden bir şeytan veya melek olacak. Sizden sorumlu olan kişi hazır olmadığınızı karar verirse sınava giremeyeceksiniz. Bu demek oluyor ki ne? Çözdüğünüz sorular dünya dengesi için anlamsız kalacak. Bugünkü sınavın ciddiyeti beni korkutuyordu. Yeryüzündeyken benden sorumlu olan kişiden nasıl kurtulurum ki? Melek Tenzio tanınmayanları yerleştirmeye başladı ve kısa süre içinde sıra bana geldi. Ezo ve Dino. Ay ne olur Dino ile yan yana oturmayayım ya Allah'ın belası inek. Dino ile yan yana oturmasak. Chat. He? Dur. Yani Dino ile... Yani Dino'yu, Andy'yi falan görünce şuralardayım ya. Dur bakayım. Dur bakayım. Bir dakika. Şuralardayım ya. Neydi? Pandemi yasak ATV saldıran dayı. Heh buldum. Vallahi buldum. Pandemi yasak ATV saldıran dayı. Kameralara tepki gösterdi. Yürü. Efendim rahatınızı bozmak gibi olmasın ama yasak var. Yok. Maske de yok. 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 Ya git hadi Dino ile yan yana oturmayayım ya. Vallahi sıkıyor ya. o son sürümü çok iyi. Evet devam edelim abla. Devam edelim kaldığımız yerden. Neredeydik? Sınavdaydık. Evet. Ne haber 3 nokta? Sana da 3 nokta. Sorumlular sınav ayrıntıları için yanıma gelin. Yanıma. Al beni yanına. Yakışırız ama az. Çok. Melekler ve şeytanlar Fenzio'nun masasını geçti. Farkında olmadan aralarında Sami. Ah rahmet olsun. Anısı var ya. Ah Sami'm benim ya. Giden nereden? Bir tek Sami sana ekledim. Bir tek seni bana ekledim. Giden nereden? Ve kendimi yakaladığım an ona dair düşünceleri kafamdan atmaya çalıştım. Sami artık yok ve geri gelemez. Duygulan, soğuk kanlılığını koru. Yani duygulansak mı? Soğuk metanetimizi korusak mı? Ne diyorsunuz chat? He? Sencesi? Arkadaşlar? He? Yani bir melek mi? Bir melek mi katıyor bir tane? Bir yapsak melek mi? Bir tane bir melek yapalım hocam o zaman. Duygulan bir tane bir melek. Sağlam bir melek lazım duygulan. Teşekkürler chat. Vallahi. Sanırım herhalde 12-13'üz şu anda galiba. Şu anda arkadaşlar baş başa gidiyor galiba. Her şeye rağmen boğazım düğümlendi ve hain gözyaşlarım bitmek bilmedi. Baktım her yerde küçük Sami'nin... Küçük Sami mi? Nasıl yani? Küçük Sami'nin o sıcak gülümsemesini ağır. Ah küçük Sami. Hocam buradan küçük Sami'ye selamlar. Vallahi billahi. Küçük Sami'ye de ayrı selamlar. Vallahi billahi. Baktığım her yerde küçük Sami'nin sıcak gülümsemesi. Allah'ım ya Rabbi insanlar aile yayını diyor. Vay ya bizim aile yayını arkadaşlar. İremiyu burada moa atmıştı bana. Yani bizim aile yayını arkadaşlar. Aile yayını seviyesi şuralarda bir yerde. Az içiye bav etenim kuzi kuzi diye tenim. Dıver etenim layık orospiya kuzi kere. Dıver etenim diye tenim layık orospiya. Kuzu kur mıdı tenyo seni. Mıdı tenyo kuzum kur mıdı tenyo. Hır mı bu ke? Lah. İlahici. Çıldırtmayın beni ya. Ay arkadaşlar benim gibi namuslu, şerefli, ahlaklı, bilim, dini, aile kokulu yayınına sahibesine bir sandık yaparsanız çok mutlu olurum ve... arkadaşlar vallahi billahi ya bizimkisi de böyle aile yayını. Namuslu aile yayını arkadaşlar. Bir sandık yaparsanız, bir donet yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar bizimkisi gibi aile yayını. Ezit diye kovatenim. Azıçıya bavetenim. Azıçıya bavetenim. Kuzi kuzi diye tenim. Dıveretenim. Dıveretenim karavetenim. Layık orospiya kuzakir. Layık orospiya. Kuzu kur. Mıdı tenyo seni. Bu biraz galiba İngiliz Kürtçesi gibi oldu hocam. Bu daha çok İngiliz Kürtü galiba. Layık orospiya. It was fucking like a bitch. Evet abla devam edelim. Devam edelim. Kaldığımız yerden. Evet. Kimsenin ağladığımı fark etmemesi için gözyaşlarımı hızlıca sildim. İlahici naber? Adi için bu durum çok daha zor. Bu arada nerede o? Adi hiçbir yerde yoktu. Onu ziyaret etsem iyi olur. Herkes girdaba gidip organize edildiği gibi çift
şeklinde aşağı atlamaya başladı. Dino sessizce arkamda dursa da enerjisini hissettim ve gülümseyerek ona döndüm. Bugün beraber miyiz? Ya beraber, vallahi olmasaydık beraber iyiydi ya. Bununla girdaba mı girilir ya? Bununla girdaba mı girilir? Allah'ını seversen ya. Bugün senin öğretmenin benim. Ay senin gibi öğretmen bata ya. Senin gibi öğretmen batsın biliyorsunuz peki ya. Sırtını girdaba verip durdu. Dur götünü kaptıracaksın şimdi girdaba. Götünü kaptıracaksın şimdi. Kendi başına mı benimle beraber mi atlayacaksın? Bu nasıl bir soru lan? Bir soru cümlesinin içinde iki tane soru cümlesini nasıl sorabildin ya? Ha kendi başına mı virgül olacaktı arada geri zekalı. Kendi başına mı virgül benimle beraber mi? As a tia, channem, kova, kova, tenem, like, orospia. Ben kendim atlayacağım seni. Kendim atlayacağım tabii ki bir yani. Kendim atlayalım chat. Kendim atlayalım chat. Kendim atlayalım yani. Lütfen please bro. Hangisi? Kendimiz atlayalım yani. Diken mi gül mü? Dino benim için bir yer açarak bir adım yana attı. Hızlandım ve kanatlarımı sırtıma yaslayıp durdum. Düşmem ben, kanatlarım var ruhumdan da. Girdap beni hemen... Tabii kanatlarım var ruhumda değil de gidip yani sağdan soldan atlamayalım da. Ondan sonra fena çakılabiliriz yani. Neticede yer çekimi denen bir şey var chat. Girdap beni hemen içine alıp döndürmeye başladı. İçine alıp döndürmeye mi başladı? Nasıl yani? Girdap kuvvetlendi ve bizi bir okul otoparkına attı. Kıyafetlerimi düzeltip saçımı toparladım. Küçük Sami de buralarda olmasın ya. Keşke hep küçük Sami kalsaydı. Dino bir bulut kadar yumuşak bir şekilde yere indi. Evet, yapman gereken ödeve geçelim. Etrafına bakıp bir kızı izledi. Sonra başka bir kızı. Onu görüyor musun? Geliyor mu aklına acıtı para ara? Dino herkesten uzakta yalnız başına durup ağlayan bir kızı işaret etti. Evet abla. Bu kim ağlayan kız? Ay anca ağla! Ezik niye ağlıyorsun lan? Şimdi biz şeytanız ya chat. Niye ağlıyorsun? Kaşmer. He? Kaşmar, 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 kaşmar. Şiftu, 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 şiftu. Ezatiye baba teve canım. Baba tenim kavu kuzu kere tenim, kavu kuzu kere canım. Görüyorum. Adı Nancy. Nancy. Bu da kalabalığın içinde durup Nancy'ye alışık bakışlar atan diğer kızı. Nancy Balavida. Diğer kız. Ay bunlar hep koylu ya. Vallahi bu ne lan, böyle şey gibi giymişsin. Galler prensesi gibi giymişsin. Galler kraliçesi. Karada kayboldu gitti zaten galiba değil mi chat? He? O kara en son bir yapay zekaya dönüşmüştü galiba. Ne oldu usta? Hı? Neyse devam edelim. Beatrice. Beatrice ismi bana bir yerden Bully'de de vardı sanki. Nancy zengin bir ailenin kızı, kendine güvenen şerret bir kız. Yıllardır Beatrice'i taciz ediyor, onunla alay ediyor ve daha... Ay şerefsiz. Ama Beatrice de ezik be. He Dino. Ama bugün Nancy'nin eski erkek arkadaşı kızın çok özel fotoğrafı... Aaa! Allah Allah, Nancy'nin nude'u mu çıktı hocam? Nancy erkek arkadaşını çok seviyordu ve ondan böyle bir ihanet hiç beklemiyordu. İhanet ettiğin günden beri. Şimdi yani Nancy tutup da er kolar kapatılsın dese haklı. Şimdi mesela Nancy bunu dese haklı yani usta. Bunu dese haklı. Ezo, Nancy'nin alay konusu ve zorbalığın altında olmanın nasıl bir his olduğunu öğrenmesi için. Beatrice'i diğerlerle beraber kızla dalga geçmesi için teşvik edebilirsin. Yani şimdi olması gereken o. Şimdi yani çünkü arkadaşlar ne demişler? İlahi adalette zaman aşımı yoktur. Karma is a fucking bitch. Yani bunlar hep arkadaşlar var olan şeyler. Bunlar yani. Bunlar var olan şeyler. Dolayısıyla veya Beatrice'i intikamdan vazgeçirip iyi yürekli affedici bir olması ve Nancy bence mantık olanı, mantıklı olanı. Kaliforniya yaşıyor. Amerikalı erkekle beraber seni izliyoruz. Hatta sevgilim sana The Twerking Man diyor. Aaa! Jennetikçim çok teşekkür. Türkmenistan'a buradan selamlar. Kaliforniya'ya buradan selamlar. Enişte'ye buradan selamlar. I am the fucking twerking man. I am the fucking twerking man. If your boyfriend is here, I'm gonna just do fucking twerk. Okay? Are you ready, Mr. Boyfriend? Selam. Hello. Maybe we are, maybe were stream broadcast or YouTube videos is fucking eat telif. Yani telif yiyebilir demek istedim. Is fucking eating telif because Rebecca after and I'm gonna twerk without music. Okay? There is no music
But listen to fucking me. Are you ready? It is coming. Tak 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 tak. It's simple. It's so fucking simple, okay? Smelly kiss. Smelly kiss. Smelly kiss. To be continued. Devam. Veya Beatrice'in intikamından vazgeçerim, iyi yürekli affedici biri olması ve Nancy'yi desteklemesi için ikna edebilirsin. Bu arada Amerika'da abonelik $5. Amerika'da abonelik sadece $5. Öyle aklımızda olsun yani. In American subscribing is fucking $5. Only five. Only $5. Not Turkish lira. American dolar. Devam abla. Tercih senin. Beatrice ne yapmalı? Baba Nancy'nin intikamını alsın ya. Chat, Nancy'nin intikamını da alsın diyorum ben. Normalde ikiciyim ben chat. Benim ikiciliğim şaka manasını satayım da şu anda melek de kasmamız lazım. Yani intikamcıyım ama melek de kasmamız lazım chat. He? Destekleme melek veriyor. Arkadaşlar bir tane ama şeytan da lazım bize. Chat. Arkadaşlar. Bir şey söyleyebilir bir saniye. Bir dakika. Hocam. Zaten 15'e 15 şeytan yapmayacak mıyız hocam? 15'e 15 şeytan yapmıyor. Yapalım işte şeytanı yapalım işte. Chat. He? Şeytan 2 mi melek verecek? Tamam 2 de şeytan versin. 15 yapalım daha sonra melek başka yerden kasarız ya. Ben bu Nancy'ye çok uyuz oldum ya. Hocam. Nancy'ye çok uyuz oldum. Zaten 15'e 15 yapmayacak mıyız? Yapalım bir tane şeytan. Olur mu yani arkadaşlar? Mantıklı değil mi? He? Versin bir tane şeytan. Artı 2 tamam işte artı 2 şeytan yapsa bir daha da şeytanlık yapmayız. Bu son şeytanlığımız olsun. Bu son şeytanlığımız olsun mesela. He? Son şeytanlık bunu yapalım. Çünkü buna ben çok şey oldum, uyuz oldum. Nihal'in lipstiki. Ben buna çok uyuz oldum. Buna usta verelim bir şeytana gitsin. Ver şeytanı, al intikamı. Moonshine, globallik deyince de biz bu arada... Abla, Moonshine biliyorsun. He? Moonshine. Kokulu öpücük. Biliyorsun abla, biliyorsunuz peki. Ona şimdi merhamet gösterirsek asla dersini alamayacak. Nancy'yi güzelce sarsmak ona iyi gelir. Dino kenarda durup beni ve hareketlerimi izliyordu sadece. Beatrice'in yanına gittim. Merhaba. Beatrice sana şöyle bir şey söyleyeceğim usta. Beatrice hazır mısın? Beatrice'te 5000 are. Beri gel Beatrice, beri gel. Beatrice'te 5000 are. Beri gel Beatrice. Kardeşimsin. Evet devam edelim abla. Buradan bütün Bitlislere selam bu arada arkadaşlar. Kocasının bir tanesi oyuna yeni başladık seni. 5 dakika oldu. Gülüm benim neredeyse kaç gün? Ulan Ramazan bitti. Saat olmuş 11.30 gibi oyuna yeni mi geçtik diyor. Kokulu öpücük hoş geldin canikom. Onunla konuştuğum için... ertesi güne geçtik abla. Onunla konuştuğum için çok şaşırmıştı. İçinde bulunduğu kalabalık grup genara çekildi. Üzgünüm burada yeniyim. Ne olduğunu biliyor musun? What's going on there? Nancy'den mi bahsediyorsun? Evet. Değişik bir şey yok. Sadece Nancy sonunda düşündüğü kadar havalı. Abla bu işler böyle. Etme bulma dünyası. He? Köprü geçildi Pembe Hanım. Köprü geçildi Pembe Hanım. Biliyorsun. Vallahi billahi. Buraya yeni mi geldin? İlk defa mı geliyorsun? Kocasının bir tanesi. Şöyle söyleyeyim o zaman. Yayınlarımız 20.15'te. Biz her gün geliyorsun zannettim. Gülüm benim. Bizim yayınlarımız hep 20.15'te. Ben arkadaşlar her gün geliyor zannettim ya. Hoş geldin Celiko. Bizim yayınlarımız arkadaşlar hep 20.15'te Ramazan sonuna kadar. Ramazan'dan sonra 20.00. Devam. Ünlem menü yazarak da arkadaşlar yarın ne var, öbür gün ne var öğrenebilirsiniz. Ünlem menü. Nancy sonunda düşündüğü kadar havalı olmadığını fark etti. Sıradan bir kaltak işte. Sıradan. Vallahi bile. Sıradan bir kaltak. Bu arada arkadaşlar bizim menülerimizi her gün düzenleyen kim? Glamişko düzenliyor galiba sağ olsun. Onlara kokulu öpücük. Sılama, Yağmuşuma, Gülşen Toşkom'a kokulu öpücük. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar arkadaşlar. Sürekli gerçekten düzenimizi, birliğimizi, nizamımızı her gün bir şekilde gerçekten sağlıyorlar. Yani biliyorum arkadaşlar düzeni bozanlara içlerinden şu şekilde takılıyorlar arkadaşlar. Düzeni bozanlara arkadaşlar içlerinden şu şekilde takıldıklarını biliyorum toksiklere karşı. Herhangi bir arkadaşlar toksik gördüklerinde şu şekilde davrandıklarını çok iyi biliyorum. Çıldırtmayın beni ya. Çıldırtmayın beni ya diye takıldıklarını biliyorum ama arkadaşlar
Devam. Evet. Kuzu kere bakalım. Kuzu kere talip. Evet. Bir şekilde Beatrice'in normalde Beatrice kelimeleri kullanmadığını anladım. Son kelime ağzından çıkarken aşırı gerilmişti. Evet duydum. Sana fena yükleniyormuş. Beatrice birden patladı. Sana kim söyledi? Herkes bunu konuşuyor zaten. Abla dillere düştük. Dillere düşeceğiz seninle. İlle de biz düşecek. Dedikodu kuru iftira abla biliyorsun. Vallahi billahi. Kız sinirden veya öfkesinden titremeye başladı. Kadriyeciğim çok geçmiş olsun hayatım benim be. Kadriyem. Vallahi billahi. Nancy benimle alay etti. Nancy arkamdan dedikodumu yapıyor. Herkesin gözü önünde ayağımı kaydırıyordu. Başına gelen her şeyi hak ediyor. Kesinlikle. Aynen. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. An itibariyle Beatrice'le ben. Vallahi billahi. Nerede o? An itibariyle arkadaşlar. An itibariyle Beatrice'le ben olur gibi. Biz kötüyüz aynen. Evinleştikten sonra Beatrice. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Şuralarda bir yerdeyiz abla şu anda. Şuralarda bir yerdeyiz. Vallahi milletin ayağını kaydırdıktan sonra arkadaşlar. Milletin ayağını kaydırdıktan sonra cennetin kapısında benim yüzsüzlük. Hiçbir topu tıkırtısı bu kadar davetkar çalan. Cennete niye girmedim derken benim yüzsüzlük olur gibi. Devam abla biliyorsunuz peki. Aynen. Su içelim şef. İntikam almak için al sana fırsat. Bakacağız. Kırmızı ahtapot. Yani çoğu hikayesini oynarız. İntikam mı? Elbette. Nancy'nin senin yerinde olmanın nasıl bir his olduğunu anlaması lazım. Herhalde abla. Yani kısasta hayat var. Kısasa kısas derler bu işe chat. Bilemedim. Ya neyi bilemedin? Allah'ın belası ezik. Gerizekalı gümbür yani. Kuyruk sokumundan girdim vesveseyi veriyorum artık ya. Veriyorum vesveseyi. Alış kızım alış. Cehennemde hayat böyle. Bunu istiyorsun. Her şeyden çok hem de. O zaman yap. Düşünme ve yap. O kaşmirin ayağını kaydır. O kaşmiri zorbala. Zorbalayanı zorbalayacaksın bu hayatta aga. Aga. Ezik olma. Ezik olduğunu da taşa sordun. Beatrice birden içeri döktüğü için utanarak eliyle ağzını kapattı. Ağzımdan kaçırdım acınılıcalı. Yani öyle değildi fakat sık sık ona haddini nasıl bildirdiğimi hayal ediyordum. Kur kafada kur. Kafada kurma artık. Eyleme geç. Çünkü burası just fucking high school. Okay? Meslek yüksekokulu burası. Peki neyi bekliyorsun o zaman? Ne duruyorsun? Yoksa bu şansı kaçırmak mı istiyorsun? Ver vesveseyi. Ver vesveseyi. Beatrice'i kötülük yapması için teşvik et. Oh! Oh vallahi içim rahatladı ya. İçim rahatladı ya chat. Beatrice döndü ve bir süre gözleri dolu bir halde düşmanını izledi. Nancy onun baktığını fark edip ellerini yüzünden çekti ve hala bize. Yani Allah'ın belası Nancy. Nancy. Sana operasyon yapılmasına rağmen gümbür hala sen gerçekten Beatrice'le mi uğraşıyorsun? Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Ne bakıyorsun be? Komik mi? Ha? Ulan yüzsüz şerefsiz. Tabii ki komik. Ha? Evet komik. Bana gülerken asıl zavallının kendin olduğunu düşünmedin mi? Ooo! Sok lafı. Slay Queen. Birçok öğrenci Beatrice'in dediklerini duyduğu için merakla bizi izliyorlardı şimdi. Bundan sonra adımı ağzına almana işe... Ooo! Hocam. Bundan sonra adını 40 yılda bir anar. Aksi takdirde o ağzını sil... Ooo! Kendi karılarının çektiği pornolara baksın dedi resmen. Resmen. Hangi hükümet? Kim? Ben evlendikten sonra yemin ederim disipline girmiş bir kadın olarak öğrencilerden biri güldü. Biri ıslık çalıp tezahürat yaptı. Artı iki şeytan. Ben bu şeytanlıkta o kadar vallahi biliyorum. Ya bu şeytanlığın içinde birazcık melek kıpırdı şeyi de var biliyor musun kırıntısı usta. Bu şeytanlığın içinde kulak memesi kıvamında bir meleklik de var biliyor musun? Bazı melekleri şeytanlaştırmak lazım bu hayatta. Bizi bu hayat şeytanlaştırdı abla biliyorsun. Evet. Ona işkence çektiren de yer değiştirdi ve onu aşağılaması için artık izin vermesi pek olması gereken bu. Olması gereken hayatta birazcık da queen olacaksın abla biliyorsun.
Nancy onu sessizce dinledi. Beatrice'in onunla bu şekilde konuşması için bir nedeni olduğunu anlamış gibiydi. Sonra da ayağa kalktı ve arkasından konuşulanları duymazdan gelerek kaçtı. Ben de Beatrice'i Zafer'i ile baş başa bırakıp sessizce ortalıktan kayboldum. Zafer'imin gölgesinde kaldın. Tekrar kazandık galiba. Evet, Dino. Ne oldu Dino? He? Ne oldu? Pek bir keyfin yok abla. Köprü geçildi Pembe Hanım. Köprü geçildi. Nasıl, başarılı mıydım abla? Geçtik mi vizeleri? Fena değil. Ama bu ödev de zor değildi. Okulda konuşuruz bunu. Konuşalım abla, biliyorsunuz peki. Lanet olsun, katilimi bulmak için otele gitmem gerekiyor. Ya biz onu unuttuk hakikaten. Bir dakika dur. Bizim bu dünya üzerinde kafamıza kim sıktı Chet? He? Bizim kafamıza kim sıktı? Bizim arabamıza bayağı pusu kurup saldırdılar ona satayım. Nereye 01? Ne söylerim? Yalan mı doğru mu arkadaşlar? He? 1-2-1-2 doğruyu mu söyleyelim? Ne diyorsunuz? Miss Fitch'im hoş geldin. Ne diyorsunuz? Hı? Arkadaşlar, doğruları tükürelim galiba. Tükür doğruları. He? Dino, burada yeryüzünde yapacak işlerim var. Dur tahmin edeyim. Cinayetinizi araştırmaya devam mı etmek? Evet abla. Sanırım biraz daha üstüne gidersen bir ipucu bulacağım. Kafayı yedin sen. Sen yedin lan kafayı, gerizekalı. Cinayete mi araştırdın? Ne? Sır. Okuldaki durumun zaten iyi değil. Düşük şöhret yolu. Ne uçuş hızı, ne teorik bilgi, ne de enerji hissi. Ulan gerizekalı beyinsiz. He? Sen liyakatsiz köpek. O sorular... Ulan sen var ya FSJ'sün lan. Sen var ya 15 Temmuz gecesi savaşan yiğitler Türkiye'yi korudu siz gibi kafirlerden. Bu var ya FETÖ'cü ha. Uyuz oldum bu şerefsize ya. Babam seni sevmiyor. Harold yeteneksiz olduğunu. Çıkar çıkar içindeki ağzının altındaki o baklayı çıkar şerefsiz. İçeride o yatan o şeytanı. Oğlum ben senin o varoş kokunu almıyor muydum lan ilk günden beri? He? Ben senin o varoş kokunu Ben senin o varoş kokunu ilk günden beri almıyor muydum? Ben senin o delik çorabını görmüyor muydum? Şerefsiz. He? Teşekkürler ya. Thanks ya. Kızma. Senin için, sen benim için endişem. Sen kendin için endişelen. Sır. Gömleğini en üstüne kadar bağlamış düğmesini manyak. Okuldan atılmak üzeresin. Dino gerçekten endişeli görünüyordu. Riske girmemelisin. Kendi hayatına karışmama yasasını kesinlikle ihmal etmemelisin. Bunu öğrenirlerse seni derhal kovarlar. Kovmeram ola. Kimse kalman için mücadele etmeyecek artık. Anlıyor musun? Umurumda değil. Umurumda değil. Cebimden muskayı çıkarıp Dino'nun suratının önünde salladım. Al. 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 Al muskayı al. Al. Al içindeki şeytan dışarı çıksın. Diablo. Bak bu zımbırtı beni okulun keskin gözlü yönetiminden saklı tutar. Mantıklı. Kimse ne yaptığımı öğrenmeyecek. Bunu nereden aldın? Ananın şeyinden. Usta. Babanın odasından. Babandan. Bir dakika lan. Bu Ferziyo bunun babası dedi. Ferziyo benim de babam. Şey böyle mi, iyi ki varsın. Bir dakika hocam. Düşük şehrit yolu yaptık şimdi. Yanlış mı yaptık bilmiyorum ama. Bu bunun da babası. Oğlum bir dakika lan. Bunlar bir de kardeş, çıkma sen. Kardeşim sen. Allah kahru bela. Bir dakika hocam, çok karıştı. Hocam ortalık çok karıştı. Bir dakika dur dur dur. Nerede o? Bir dakika dur. Dur dur dur. Dur. Dur bir dakika. Zeynep Üçkü, Dino çok konuşma. Dur. Şuralarda bir yerde miyiz şu anda? Arkadaşlar. He? An itibariyle Dino ile ben. Kardeşimsin. Kardeşimsin. Kafalar karıştı hocam. Kafalar karıştı, bir saniye. Dur. Hocam çok karıştı. Senaryo karıştı. Evet bromance. Dino muskayı tuttuğum elimi sıktı. Babamın eşyalarını çalıyor ve hiç utanmıyor. Ulan babanın donunu çalmadık herhalde. Sır. He? Tutup da babanın gerçekten o araya kaçmış donunu çalmadık herhalde. Detay verdin mi bana? Gerizekalı. Utanıyorum. Çok. Ama başka seçeneğim yoktu. Muskaya bastırdığım an içindeki ışıklar daha parlak yandı. Baban da manyak mıdır? Senin baban ışıklı spor ayakkabı da giymiyordur lan. Hayatı bu kadar seviyor mu baban hala? Işıklı muska nedir ya? Allah'ın belası rüküş pezevek. Ha? O Allah'ın belası rüküş pezevek babam var ya. Işıklı spor ayakkabı da giymiyordur anasını satayım. Abi o zaman Lucy'ye mi versek diyor Solşu. Gülüm Lucy'ye versek. Kalbimizi Lucy'ye versek. Onu tutup anasını satıp kuzenimiz falan çıkmasın. Ha? Fenotip Lucifer. İnsan kuzenine şey yapar mı ya? Tövbeler tövbesi. Affedersin, çok fazla vaktim yok.
Ben de seninle geliyorum. Aptalca bir şey yapmanı istemiyorum. Aslında Dino ile gitmek benim için çok iyi olurdu ama bunu belli etmek istemedim. Nasıl istersen. Nasıl istersen. Afrodita. Aa, Banu Alkan'ın mekanına geldik arkadaşlar. Afrodita. Tuhaf ama Afrodit oteli evime çok yakınmış. Katil kasten bu oteli seçmiş olmalı. Chat bu arada donate şeyimiz 911 olmuş arkadaşlar. Call 911. Call 911. Drop your fucking weapon. Drop your fucking weapon. Amerikan polisi gibi hissediyorum şu anda kendimi chat. Yayın ne zaman biter abi? Haziko vallahi %70'ini bitirmişiz oyunun. Bir 15-20 dakikaya biter diye düşünüyorum hocam. 15-20 dakika. Yani bugün ne günlerden? Salıyı çarşambaya bağlarız yani birazdan. Öyle söyleyeyim. Kakan geldiyse söyle muhabbetini. Azra'm neler kaçırdın? Yani Azra bilmediğin ne muhabbetler var güzelim benim. Bilmediğin ne muhabbetler var. Ah Azra. Yani hazır bilmiyorken hani bilmemeye devam et bence. Benim özelim diyeyim. Öyle söyleyeyim. Benim özelim diyeyim. Jeneratör diyeyim. Elektrik gitmesi diyeyim. Bilmiyorum. Elektrik gitmesi. Yani çok tuhaf olaylar. Öyle söyleyeyim. Merhaba. Merhaba canım. Bir oda mı kiralamak istedik? Yo. Burada kalan biri hakkında bilgi edinmek istedik. Üzgünüm ama bu tür bilgileri açıklayamıyorum. Ulan gerizekalı, benden ne renk don giyiniyor diye sormadım herhalde. He? Resepsiyonist. Bir dur, ne sorduğumuz belli değil, bir şey değil. He? Burası ne, muhafazakar bungalov mu? Kendimi tutamayıp gözlerimi devirdim. Dokunaklı bir hikaye uydur, tehdit et. Kendini bir dedektif olarak tanıt. Yani kendimi bir dedektif olarak tanıtasım var ama hangisi chat? Hangisi mantıklı? Tehdit ederse şimdi şeytan meytan verir. Usta, şeytan daha fazla kasmayalım bence. 1-2-3-1-2-3 arkadaşlar. He? Dokunaklı bir hikaye mi diyorsunuz? Dokunaklı bir hikaye uydur. Uydur. Cemil burada mı Cemil? So what? So what burada mı usta? Şey, söz konusu benim dayım. Kayboldu. Onu bulmam gerek. Annem çaresiz ve dayımın çocukları da yalnız... Benimin dayımın çocukları var ya, mermiye kafa atıyor. Çok üzüldüm. Fakat bence polise başvurmanız gerekiyor. Ya polise başvurduk da müsait değilmiş şu anda. Usta, ama bana hemen şimdi yardım edebilirsiniz. Ah zav, ah dayı, ah dayım, ah dayı. Ah vallahi billahi, ah rahmi dayı. Ah rahmi dayı, ah babasız yavrum, ay vallahi billahi çocuksuz kaldı. Çocuksuz kaldı. Ay dayım hamile kalmış. Vallahi put your fucking hands up. Abi hıçkırıklı, acı hıçkırıklı için ağlıyormuş gibi yapıp resepsiyon standına yıkıldım. Bir de bayıl abla. He? Güzelce bir de bayıl abla orada. He? Dino beni nazikçe ama kararlı bir şekilde bir tarafa çekti ve durumu kontrol altına aldı. Fısıldayarak aradığın kişinin adı neydi? Yani şu anda Ezo'nun oyunculuğu şuralarda bir yerde chat. Şuralarda bir yerde. Dur bakayım. Ezo'nun oyunculuğu şu anda şuralarda bir yerde. Ver bakayım coşkuyu. Burhancığım biz de kaç gündür seni bekliyoruz yani bu kız. Şuralarda bir yerdeyiz abla. Nerede o? Nerede o? Rahmet olsun babaanne. Vallahi gitti babaanne. Ah babaanne. Vah babaanne. Ver bakayım coşkuyu. Nerede o? Nerede o? Sen şu ailene haber verme. Dur bakayım. Ah rahmet olsun babaanne. Ah babaanne. Vah babaanne. Tam işi resmiyete bağlayacaktık. Tam işi resmiyete bağlayacaktık. Dayı gitti. Acık iş mi? Neyiz doğru? Ah babaannem. Ah babaannem. Değil mi tasmi yapacak? Değil mi chat? Değil mi chat? Ah babaanne. Vah babaanne. Ah gitti dayı. Gitti dayı. Bir yandan Börü izleyip bir yandan sen... Börü de iyi diziydi usta. Vallahi billahi. Börü de güzel diziydi ya. Börü'nün daha sonra Blue TV'de çıkan yeni bir versiyonu vardı. Onu izlemedim ama... O eski versiyonu çok iyi. Fısıldayarak aradığın kişinin adı neydi? Amidi Laurent. Amidi mi? Usta bir gün Amidi. bir gün götüdü. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Vallahi billahi. Ya neyimiz dedi? Amidimiz dedi. Evet devam edelim abla. Dur donumu da vereceğim. Dur donumu vereceğim. Devam edelim abla. Vallahi billahi. Dino standa dokunup üzerinden resepsiyoniste etkisi altına aldı. Dino da mı burada? Dino da mı burada? Amidi Laurent hangi odada kalmıştı? Oğlum dur, ben zaten adamı bağlamıştım. Ah babaanne, ah babaanne. Resepsiyonist hemen bilgisayarına baktı. 31-5. Hemen gidelim abla. Ürperdi, gerildi. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Bu otelde kaç gece kaldı? Bir gece. Odasının anahtarını rica edeceğim. Polis zaten gelmişti, hiçbir şey bulamadım. Burası saygın bir yer. Anahtar lütfen.
Dino ne yapıyorsun? Teslim ediyorsun yavrum. Bir dur sakin ol anasatayım ya. Adam zort diye sana anahtarı verir mi? Gerizekalı beyinsiz. Kay Place. Resepsiyonist Dino'ya anahtarı uzatırken kendi iradesine karşı çıkıyor gibiydi ve aslında... He şu anda bu şey yaptı galiba. Meleklik yetkisini kullanarak galiba etkisi altına aldı herifi. Teşekkürler. Şimdi rahat diyebilirsin. Artık. Ama ağzını kapalı tut, tamam mı? Evet. İnsanları etki altına almayı bu kadar kolay nasıl başarıyorsun? Usta şey gibi düşün bunu ya. Yani Murat Övüç'ü de mesela bir tane böyle hipnotize etmişti ya bir tanesi usta. Şimdi çocukluğu ineyin. Çocukluğu ineyin. Uyan. Yapıyorlar yani. Onun gibi düşün. Antrenmanlıyım. Gerizekalı. Antrenman değil o. Antrenman. He? Sır. Su içelim biraz. Odaya çıktık. Usta Amidi'yi arıyoruz ayağını, sen bir de böyle buralarda bize çakmaya falan kalkma. He? Dino. Burada ne bulacağımı umuyordum acaba biliyorsunuz peki. Katil çoktan gitti. Ve temizlikçiler de her yeri temizlemişler. Kesin bir ipucu buluruz usta. Ne hikmetse bütün polislerin, savcıların falanların filanların bulamadığını genelde bu tarz romantik komedi dizilerde böyle çiftler bulur. Kesin bir ipucu bulursunuz. Ah! Bakın burada ne var? Aman tanrım, bu bizi katile götürebilir. Böyle bir klişe yaşanacak şimdi. Evet. Detaylara takılmadan odaya bir bakış atmıştık. Ama bu bizim aramızda bir sır olarak kalmalı. Bunu sakın polise vermeyelim, tamam mı Siki Taysu? Sakın polise verme bunu Siki Taysu. Kesin böyle bir sahne yaşanacak. Detaylara takılmadan odaya bir bakış attım. Saçma. This is fucking bullshit. Herald bize enerjiyi ayırt etmeyi öğretti. Unuttun mu? Bu Amidi burada bir gece kaldı. Ve onun gibi yüzlerce kişi daha. Sadece son ve en taze enerji izlerini ezberlemen gerek. Böylece daha sonra katil ile karşılaştığın zaman onu tanıyabileceksin. Dino yanıma geldi ve hafifçe... Ya benim Allah'ım ya Rabbi ya! Dino yanıma geldi ve hafifçe belime sarılıp beni kendine döndürdü. Canımın içi, ciğerimin köşe kısmı. Ha? Ya şimdi küfür edeceğim, olmayacak yani. Ya Dino'cum, şurada Amide'nin katilini ararken belime sarılmalar, kendine döndürmeler, romantize hareketleri niye gerçekten erotizme çekiyorsun? Sapık mısın ya? Şimdi gözlerini kapat. Ya senin... Ulan gerizekalı! Senin yanında insan gözünü mü kapatır? Gözünü kapatsak donumuzu çalar bu pezevenk. Bunun yanında gözünü falan kapatma ya. Dino gerçekten sırası değil. Vallahi ise kapat. Kapattım abla. Şimdi vallahi bir kapattıktan sonra bir açacağım, bir bakacağım. Bu karşımda cıbı. Anam bir baktım çilekli bir şekilde cıbıl cıblak zayır geziyor. Peki. Şimdi kendini eşi benzeri olmayan bir aromaya sahip olan bir çiçek tomurcuğu olarak düşün. Haydi tomurcuk yıldız geliyor. Kokunun odaya yayıldığını ve diğer kokularla birleştiğini hayal et. Dino Allah seni kahretmesin ya. Ya Dino Allah seni kahretmesin ya. Ya aldım ortamın kokusunu aldım ya. Oo, gece ya ne yaptın ya. Oo. Bu kokular enerji diye. Ne enerji? Enerji verdin enerjiyi belli ki. Enerjiyi verdi, alttan verdin enerjiyi. Verdi enerjiyi. Hakikaten verdi. Enerjiyi verdi. Allah kahretmesin vallahi billahi ya. Enerjiyi verdi an itibariyle Ezo. Vallahi billahi. An itibariyle Ezo. Ay. Bir bok kokusu mu var? An itibariyle bir bok kokusu mu var? Herhalde kızım. Evet abla vallahi billahi ya. Starbucks'e çevirdim burayı ya. Mahvettin ya. Bir de enerji mi kaldı? Ver abla coşkuyu. Onları hafızana kazı. Dino konuşmaya devam ediyordu ve her kelime dudağından kopar kopmaz hissediyorum. Miski amber kokuyor. Ay Chet uzat elleri uzat ya. Elleri uzat Chet. Uzat abla uzat elleri uzat, bir havamız değsin ya. Havamız değsin arkadaşlar şöyle bir. He? Havamız değsin biliyorsunuz peki ya. Devam edelim abla. Aferin sana. Şimdi onları bana say. Usta ne kokusu var? Bir gül kokusu var. Şöyle bir çilek kokusu alıyorum. Hafiften kekremsi bir bok kokusu var. İnce ama çok değil. Miski amber. Frank üzümü. Birazcık deve gözü çiçeği. Birazcık da aslan ağzı kokusu alıyorum usta. Evet. Burası ebe gümeci. Tatlı limon ve yanmış patlamış mısır kokuyor. Ebe gümeci mi? Birazcık da cimil. Hafif Orhan, Jüpiter, Venüs, hafiften de Anüs kokuyor.
Bir de deniz kokusu, nemli toprak, nemli, naneli rüzgar. Naneli rüzgar mı? Bunu şu anda biraz götünden sal. Naneli rüzgar diye bir koku mu var ya? Dino birden geri çekildi. Sorun ne? What is fucking problem? Bir süre bana dikkatle baktı ve sonra kafasındaki düşüncelerinden vazgeçmiş gibi başını iki yana salladı. Hiç, sadece bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, naneli rüzgar bizim adını vermek istemediğim şahsın kokusu olmasın. Hocam. Naneli rüzgar kokusu, naneli rüzgar kokusu adını vermek istemediğim şahsın kokusu olmasın. Yani isim vermek istemiyorum hocam. Hocam isim vermek istemiyorum. Mal diye başlıyorum, devamını getirmiyorum bak. Mal diyorum, devamını getirmiyorum. Yine de bu bir çıkmaz. Vallahi çıkar mı çıkmaz mı göreceğiz hocam. Kendimi yatağa bırakıp iki yana kollarımı açtım ve tavana dikildim. Biliyor musun, intikam duygusu bir ölümsüzü bile için için bitirebilir. Bir zamanlar yeryüzünde yaşadığını unutman gerekiyor. Sana unutma tozunu verme. Unutma tozu ne abla? Bize sadece yukarıda bir tane protein tozu verdiler anasını satayım, o da spor yapıyoruz diye. Unutma tozu hiç söylenmedi bize. Verseniz unutma tozu olsa hepimiz chat unutmak istediğimiz o kadar çok şey yok mu? He? Unutursun götün yana yana. Unutursun ölüm sana bada. Malbonteyim kanayan yarana. Unutursun. Unutursun abla, biliyorsun. Unutursun abla. Verdiler mi? Verdiler mi? Ah yetin yana yana. Evet, devam edelim. Yarana abla, biliyorsun vallahi billahi. Tavana bakmaya devam ediyor. Dino'nun söylediklerini neredeyse dinlemiyordum. İçimde bir uçurum açılmış sanki. Çaresizlik ve yenilgi duygusu boğuyordu. Beni duyuyor musun? Ha, camdan atmıştık. Biz onu camdan mı attık? Neydi o ya? Dino yatağın kenarına yaktı. Yüzü benimkine çok yakındı. Ağlıyor musun? Are you fucking crying? Is it? Ha? Yanağımdan kayan gözyaşını... Ya babacım, yani yanağımdan kayan gözyaşını silerken inşallah başka bir tarafa mı kaymazsın ya? Vallahi billahi ya. Ne diyor? Gitsek iyi olur sanki. Bence de. Ben de. Ben Şengül. Ben de. Hazır olduğumuzda Dino girdapı çağırdı. Girdapı. Evet. %93'ünü bitirmişiz usta. Bu muska en iyisi bende kalsın. Onu yerine koyarım. Bu arada chat, yarın Bahar dizisinin 8. bölüm var biliyorsunuz arkadaşlar. Yarın tekrar söylüyorum. Çarşamba ve cumartesi günleri hariç her gün oyun var. Devam. Onu yerine koyarım. Babam bir şey anlamaz. Peki. Teşekkür ederim biliyorsunuz peki. Her şey için teşekkür ederim. Önemli değil. Ama dikkatli ol. Yalvarırım. Peki bir şey söyleyeceğim chat. Mesela Bully'de de mi öyle yapsak arkadaşlar? Hani Müge Anlı artı Bully. Muhteşem Müzul artı Bully. Mesela biz şey yapıyoruz chat. Müge Anlı, her gün Müge Anlı izliyoruz ama bazen mesela Müge Anlı artı Muhteşem Müzul yapıyoruz ya da şey yapıyoruz. Mesela öyle yapsak daha mantıklı değil mi usta? Müge Anlı artı oyun, Muhteşem Müzul artı oyun yapsak daha güzel olmaz mı? Bence daha mantıklı olur. Bence öyle yapmamız daha iyi. Bence her gün oyun yayını olsun ama ondan önce arkadaşlar belli bir saate kadar Müge Anlı izleyelim, Muhteşem Müzul izleyelim. Cumartesi ve çarşamba günleri zaten arkadaşlar Kızılcık Şerbetiyle Bahar, o zaten full o gün arkadaşlar, onu izliyoruz. Bence oyun her gün olsun, öyle daha güzel olur. Bence bu sistem güzel hocam. Ben bu sistemi beğendim. Siz de beğendiniz galiba. Zaten şey de güzel. Bully de fena. Usta. Bully de fena. Bence böyle daha güzel hocam. Böyle daha güzel. Bence böyle yapalım hocam. Bence böyle yapalım. Bundan sonra arkadaşlar Müge Anlı artı oyun. Muhteşem Müzul artı oyun. Bence böyle yapalım. Hem daha sık oyun oynamış oluruz. Oyunlar fena sak. Oyunlar. Heh. Kader Olon 4. Yani içerik izleyip arkasına oyun eklemek fena sarıyor. Böyle chill artı fucking chill chill moda geçiyoruz herhalde. Bence güzel oluyor hocam. Akıyor. Devam. Ben bundan sonra böyle yapalım. Devam. Geliyor mu aklına acıtı para? Derse normalinden erken çağırıldık. Melek Fenzio sınıfın ortasında havalı havalı duruyor, gelenleri inceliyordu. Bugün sınav günü. Size okulun en tecrübeli öğrenciler eşlik edecek. Öğrencileri denir ona. Rakibiniz onlar olacak. Yanınızdaki sorumlu bir şeytansa eğer, insanı tartının melek tarafına geçirmeniz gerekecek. Değilse tam tersi. Bu arada arkadaşlar yeni oyun tavsiyelerinizi de Discord'da bekliyorum ha. Ünlem DC yazarak Discord'a gelin arkadaşlar. Orada oyun tavsiye kanalımız var. Ya da YouTube'cum canım benim, yorumlara yazabilirsin, ben yorumlara bakıyorum. Orada biliyorsunuz arkadaşlar, oraya yazdığınız oyunları sırayla oynuyoruz işte. Bak Romance Club'ı aylar önce yazmıştınız mesela, bak bugün oynuyoruz. Yani
her şeyin bir vakti var demek ki. Hepsini sırayla oynuyoruz abla, biliyorsunuz. Sonunda sizden sorumlu olan kişi, biz nasıl olsa buradayız chat, nasıl olsa buradayız. Sorumlu size bir not verecek ve bu not ileride size daha ciddi görevlerin verilip verilmeyeceğini belirleyecek. Orada olan bütün meleklere ve şeytanlara baktım. Gözüm birine ilişti. Kime ilişti? İşte bütün chat Lucifer'a ilişti diyecek ya, Allah kahretmesin. Bütün chat Lucy'yi seçecek, iki diyecek tabi. Bütün chat Lucy'ye odaklanmayacak. Ne diyorsunuz arkadaşlar, kime odaklanayım? Kime ilişsin gözüm? Abla şimdi Mimi demeyelim, Mimi'yi de reddettik ama ya. Abone mi geldi? Kim abone? Ben niye kaçırdım ya? Dur. Zeynep İşkom, çok teşekkür ederim canım benim abonenin için. Kokuluyor bucuk hayatım. Allah razı olsun, iyi ki varsın canikom. Zeynep İşkom. Kim arkadaşlar? Lucy diyelim bence. Lucy mi diyelim? Ben mecbur Lucy diyeceğiz. Ver abla Lucy'yi. Çok sıkıldığı ve Fenzio'yu hiç dinlemediği belliydi. Lucifer gevşek gevşek duvara yaslanıp pencereye bakıyor ve geçen bulutları izliyordu. Ne haber gevşek? Adi herkesin arkasında bir yerde duruyordu. Çok moralsiz ve acı içinde olsa da odasından çıkmak için kendini zorlamıştı. İhtiyacı olduğu anda Adi'ye destek olup onu teselli etmeyi başardığın için Adi şu an burada. Sonu Zeynep İşkom, iyi ki varsın canım benim abonenin için, iyi ki varsın. Fısıldayarak hey Adi. Nasılsın? Adi cevap olarak sadece... Adi cevap olarak başını salladı sadece. Adi bugün başını sallıyor, yarın kaşını sallar, bir cevap ver. Ama daha iyisin usta. O sırada Fenzio tanınmayanların ve onlara eşlik edecek sınav sorumlularının isimlerini okuyordu. Sıra bana ve benden sorumlu olacak kişiye geldiğinde herkes fısıldaşmaya başlayınca bilinçsiz bir hareketle masadan fırladım. Lucifer ile mi? Lucifer da benim kadar şaşkındı. Hatta doğrulanıp sonunda gözünü pencereden aldı. Ama sınavı geçemez bu. Ezo henüz çok yeni. Sıralama abla yani. Onu sınavdan geçirmeyecek misin baba? Ulan sana şimdi buradan tokadı bir kurum. Liyakatsiz pezevenk. Yani kızı anasını satayım, sınavdan geçecek gibi değilse geçmeyecek tabii. Böyle bir şey olabilir mi? 2,5'tan 5. Böyle bir salaklık olabilir mi? Manyak mıdır nedir ya? Sınavdan geçirmeyeceksiniz. Böyle bir şey var. Vallahi muhteşem yüzlü vakit olmuyor selam Ceren. Muhteşem yüzlü yazın muhtemelen her gün atacağım. Her gün. Kızılcık şerbetiyle bahar sezon finaline girince her gün atacağım muhtemelen. Evet. Bölüm bitti. Niye böyle niye bu kadar böyle zor trik bir bölüm oldu? Benim bu oynarken zevk aldım ama güzel bölümdü, sağlam bölümdü, iyi bölümdü, güzel şeytanlık yaptık. Ama benim bu bölüme puanım 3. 5 veremeyeceğim hocam. 3. Aksiyon birazcık durgundu ama şey güzeldi. Güzel şeytanı tamamladık hocam. Artık bu saatten sonra şeytanlık yok YouTube'cum. 15'e 15 tamamlamak zorunda olduğumuz için artık şeytan yok. Biraz melek kasalım. Geçen gün şöhreti biraz kaybettik. O şöhreti diye kaybettik onu bilmiyorum. Şöhreti kaybetmek işime gelmedi. 7 şöhret. Elmas, 10 tane elmas kaptık. Herhalde sezon finaline kaldı son 2 bölüm hocam. Sezon finaline girdiğimizde Bully'ye geçeceğiz. Bully bittikten sonra 2. sezona geçeceğiz. Öyleli. Güzeldi bence chat. Fena bir bayramda yayın var. Bayramın muhtemelen Nurbahar. YouTube'cum. Aşağıdaki kick linkinden yayınlara gel. Biz bayramda da yayında olacağız falan filan. Kokulu öpücükler, kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Üzere.